İYİ Parti grubu adına Sayın Muhammed Naci Cinisli, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Suriye ve Libya'da şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Ülkemiz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Konferansı'nda 1951 yılında kabul edilen mültecilerin hukuki durumuna dair sözleşmeyi 1961 yılında ihtirazı kayıtla onaylamıştır. İhtirazı kaydımız ise bu sözleşmenin hiçbir hükmü mülteciye Türkiye'de Türk uyruklu kimselerin haklarından fazlasını sağladığı şeklinde yorumlanamaz biçiminde ifade edilmiştir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında ülkemiz belli taahhütlere taraf olmuştur. Bu sözleşmeler tabii ki çok taraflı imzalanarak onaylanmış ve her ülkeye sorumluluklar vermiştir. 2011 yılı Mart ayında komşumuz Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemiz milyonlarca Suriyeli sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yapmakta. 2019 yılı başına itibaren de tekrar 1,5 milyondan fazla Suriyeli yerlerinden edilip Türkiye sınırına göç ettirildi. Maruz kaldığımız bu büyük göç mühendisliği probleminden dolayı iç savaşın en büyük krizlerinden birisiyle Türkiye olarak biz yüzleşmiş bulunuyoruz. Bu girişimi Suriye'nin boşaltılması, Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması planı olarak değerlendiriyorum. Ülkemizin batı sınırındaki komşumuz ise ülkelerine girmek isteyen sığınmacıları insanlık dışı yöntemlerle geri göndermeye çalışıyor. Bu insanların anlık bir kararla sınıra gönderiliş şekli ise ayrı bir tartışma konusu. Yaşadığımız geçici sığınmacı sorununun tek çözümü Suriye'deki savaşın bitirilmesi, istikrarın sağlanması ve Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriyelilerin yurtlarına dönmeleridir. Diğer yandan 31 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde başlayarak ülkeye yayılan koronavirüs memleketimizi de tehdit eder hale geldi. Çin'den sonra en fazla ölümcül vakanın yaşandığı ülkelerden biri diğer sınır komşumuz İran. Ülkemizin İran'la olan sınır kapıları koronavirüs nedeniyle geçici olarak kapatılmış olsa bile kaçak geçişlerin yaşandığı bilinmekte. Ülkemizin doğusundan kaçak girenlerin batı kapımızdan ülkeyi terk etmeleri sağlanmaya çalışılırken sınırlarımız içerisinde boydan boya ülkeyi kat ettirilmeleri sonucu muhtemel taşıyabilecekleri koronavirüsün yayılmasından endişe ediyorum. Özellikle doğu sınırlarımızdan kaçak yollarla ülkemize girmeye çalışan insan ve hayvanların girişlerinin önlenmesi sağlık açısından elzemdir. Bu bağlamda ülkemizin bütün sınır kapılarında koronavirüs önlemlerinin dikkatlice alınması gerektiğini hatırlatır, Genel Kurulu saygıyla selamlarım.